Herkese selamlar. Bu videomuzda size birlikte iki tane set inceleyeceğiz. Bunlar Twin bilim setleri. Yani bu videomuz aslında küçük yaştaki arkadaşlarımıza yönelik bir video olacak. Bu aralar sistem setleriyle alakalı bu kadar çok video yayınlamamızın sebebi küçük arkadaşlarımızın evde birazcık daha verimli zaman geçebilmesini aslında sağlamak. Ve yine bu gördüğünüz bilim setleri ile eğlenceli vakit geçirmek isteyenler bu videomuzu izleyebilir. Şimdi isterseniz detaylara geçelim. Twin bilim setleri isterseniz programlanabilir veya programlama yapmadan sanat becerilerinizi geliştirebildiğiniz farklı eğlenceli aktiviteler yapıyorlar aslında. Burada mesela robotik sanat seti dediğimiz kısım programlanmıyor ama burada gördüğünüz fan, slider, işte pille alakalı farklı aktiviteler yapabiliyorsunuz. Bunu zaten detaylarına birazdan geleceğiz. Eğer siz programlama yapmak istiyorsanız biliyorsunuz her aslında sistem içeriğimizde mutlaka yer alacak şekilde Scratch tabanlı programlama da yapabiliyorsunuz. Yani grafiksel arayüz var. Burada sürükle bırak mantığıyla kendi robotunuzu, kendi tasarladığınız cihazların çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine mesela kutuyu incelemeye başlarsak burada zaten Twin bilimi sev ve sevindir şekilde bir sloganları var. Hemen alt kısmında bu set kodlama seti olduğu için ismi yazıyor ve programla öğrenmenin en eğlenceli yolu diye burada başlık atılmış. Yaratıcı düşünce, temel kodlama becerisi, sınırsız projeler. Sadece Twin bilim seti için değil bu tarz setlerde genellikle yardımcı materyaller ile siz burada yapabileceğiniz şeyleri sınırsız hale getirebiliyorsunuz. Örneğin yani bu Twin bilim seti içerisinden çıkan motor, sensör birkaç tane kombinasyonda kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. İşte içerisine karton, lastik, işte yapışkanlar, farklı şişe kapakları falan gibi şeyler eklediğinizde çok farklı projeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü bir yerde algılama yapabiliyorsunuz. Siz burada mesafeyi de algılayabilirsiniz, cisim de algılayabilirsiniz. Ve bir motorunuz var. İşte bununla kapıyı açtırabilirsiniz. İşte bir tane kuklayı hareket ettirebilirsiniz. Yani aslında o hareketi siz neyde kullanacağınızla birlikte burada birazcık hayal dünyası işin içine girmiş oluyor. Zaten setin içerisinde size bazı fikirler veriliyor ama bu setin kitapçığı bittikten sonra da sonrasında kendiniz de şeyler katarak projeler yapabiliyorsunuz. Bu yüzden aslında sınırsız proje üretebiliyorsunuz. Mesela setin hemen şu üst kısmında sokakta biri var mı, sokakta biri mi var şeklinde mesela radar projesi veya akıllı güvenlik kapısı gibi farklı projeler yapılmış. Kutunun arkasını çevirdiğimizde de burada da işte size bazı setle yapılabilecek şeyler söylüyor ve burada da bir YouTube sayfaları varmış. İsterseniz de buraya gidip ziyaret edebilirsiniz. YouTube veya Twitter veya Facebook veya Instagram platformundan Twin Bilim şeklinde ulaşabiliyorsunuz. Bu setlere +8 yaş deniyor. Yani kodlama setinde +8 veya +7 yaş itibaren bence başlayabilirsiniz. Hatta eğer kodlamayı siz yapacaksanız çıkan projeye çocuğunuzun eğlenmesini sağlayabileceğinizden dolayı bence 6 yaş, 5 yaş gibi yaşlarda da bu bilim setlerini kullanabilirsiniz. Ben bu setleri incelemeden önce tabii ki kutularını açtım, bir baktım içerisinde neler var diye. Utku ile birlikte biz bu robotik sanat setine açıkçası bayıldık. Yani Utku şu an 2,5-3 yaşında olmasına rağmen bu setle oynayabiliyor. Yani en azından bu setin çıktısıyla oynayabiliyor. Ben orada onu birazcık yönlendirme yapmış oluyorum. Ve onun için de eğlenceli bir hale gelmiş oluyor. Tabii ki Utku ile mesela şu programlama setiyle çok oynayamadık çünkü bu birazcık da dediğim gibi 7-8 yaş grubuna çok daha uygun. Özellikle programlama kısmını uygulamak veya kullanmak isterseniz diye. Şimdi hemen bence şu robotik sanat setini açarak başlayalım. Setin içerisinde neler var bunlardan bahsedelim. Devamında da birkaç uygulama yapalım. Kutuyu açtığımızda Twin'in aslında şu blok yapısı, buraya da onu çizmişler. Çok güzel olmuş, benim hoşuma gitti. Kutuyu açtığımızda öncelikle burada bir kitapçık çıkıyor. Yani kutunun şuralarındaki boyalara bakmayın arkadaşlar. Çünkü biz bu kutunun içerisine boya yaptığımız için bu kutu birazcık kullanılmış gibi oldu. Burada bir adet robotik sanata hızlı başlangıç diye bir şey çıkıyor. Ve burada aslında size ne yapabileceğinizle alakalı bir yönerge var. Bu yönergede burada bir tane gökkuşağı deseni var. Zaten setin içerisinde var bu. Bunu çıkartıp çalıştırdığınızda renklerin nasıl değiştiğini size gösteriyor. Ve tabii bununla birlikte bu kitapçık içerisinde de çok farklı uygulamalar var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Özellikle şu kitapçığın kağıdı. Kağıdının çok kalın olması enteresan geldi bana. Setin içerisindeki materyaller zaten anlatıyor bize her şeyi. Bunun dışında bu sette aslında benim en çok ilgimi çeken, yani en çok takdir ettiğim kısmı size göstereceğim. Bu arada birazdan inceleyeceğiz ama Twin'in üzerindeki şuradaki blokların başları Lego uyumlu. Eğer Lego parçalarınız varsa da çok daha yaratıcı, çok daha farklı projeler yapabilirsiniz. Mesela bir otopark yaparsınız Lego'dan. Kapısını içerisindeki servo ile birlikte mesela açıp kapatırsınız. Otomatik garaj projesi gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Özellikle bu tarz setlerde şey sıkıntısı var. Mesela kendi sarf malzemesi bitti.
bunu tekrar tedarik etmek genelde zor oluyor veya pahalı oluyor. Ama burada size hemen şurayı göstereceğim. Malzemelerin biterse üzülme diye bir başlık atmışlar. Ve bu başlığın altında aslında malzemelerin hepsini zaten kırtasiyede, yani harcayacağınız malzemelerin hepsini kırtasiyede bulabileceğinizi söylüyor. Bunlar mesela yuvarlak kağıt. Yani siz bunu A4 kağıdından kendiniz kesiyorsunuz. Lastikler, yapışkan hamur, filtre kağıdı, boya, pipet, keçeli kalem, yıkanabilir kalem, çift taraflı bant, çift taraflı bant. İki, burada da farklı ölçüleri var ama normal bir çift taraflı banttan da siz bunları kesip yapabilirsiniz ve aynı belirttiği ölçüde kullanmanıza gerek yok. Siz projenize göre istediğiniz gibi de kesebilirsiniz. O yüzden bu konuda gerçekten bu setleri takdir ettim. Benim de kafamda aslında bir soru işareti vardı ya, tam bu kadar malzeme gelmiş de acaba devamında ne olacak? Çünkü buradaki malzeme yine boyalar ama alt tarafta kağıtlar biterse ne olacak diye açıkçası düşünüyordum. Bu kısımda gerçekten güzel bir çalışma yapılmış. Şimdi seti açtığımızda böyle içerisinden bir tane fan çıkıyor ve fan da burada bir bloğa bağlı. Bu blok tabii ki fanın kontrolünü sağlıyor. Bunu kenara alalım hemen. Burada bir adet pil, yani güç ünitesi diyebiliriz bunu aslında. Zaten burada da power yazıyor. 9 voltluk pille çalışıyor. 9 voltluk pille zaten rahatlıkla bulabileceğiniz bir pil türü. Burada da on-off anahtarı var ve bir adet de ledimiz var. Hemen şurada fanın hızını kontrol edebileceğimiz bir tane slider bulunuyor. Bu kısımda en düşük hızdayken şurada en yüksek hızda çalışıyor. İçerisinden şöyle pipet, yıkanabilir kalem, keçeli kalemler ve boyalar çıkıyor. Bu arada biz bu boyaların haricinde benim elimde de akrilik boya vardı. Onları da kullandık. Sadece bu boyaları kullanmanıza da gerek yok. Zaten kitapçığın içinde aslında bunların hepsini anlatıyor. Bunun haricinde şöyle iki tane kağıt çıkıyor. Bu kağıtların ne işe yaradığına ben bakmamıştım. Ama bunlarla da çok güzel bir proje yapıldığına eminim. Kitapçığın içerisinden biraz da birlikte bakarız. Bunun haricinde şöyle bir karışık paket var. Bu karışık paket içerisinde yapıştırıcılar, kağıtlar, filtreler, bir sürü şey çıkıyor açıkçası. Bunları da birazdan açıp detaylı bakarız. Burada normal kağıtlardan yuvarlak kesilmiş parçalar var. Bu parçalar biterse A4 kağıttan kendiniz şey yapabilirsiniz. Burada bir adet damlalık var. Şurada şöyle parçalar var. Bu parçaların hepsi aslında sizin projenizde kullanmak için. Şuradaki parçalar da aynı şekilde. O yüzden bunları alabilirsiniz. Ve normalde biraz önce çıkardığım büyük kağıtlar bunun altından çıkıyor. O yüzden buraya da bakmayı ihmal etmeyin. Set içerisinden çıkmamış gibi düşünmeyin. Şimdi bu kutuyu hemen ben kenara alayım. Şuradaki parçalarımızı bir araya getirelim. Mesela bu TV'nin bilim setinin zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi bunların birbirine böyle çat diye hemen takılabiliyor olması. Zaten mesela eğer şöyle ters bir işlem yaptıysanız olmuyor. Demek ki aslında power setini mesela buraya takmamız gerekiyormuş. Buraya da şunu taktığımızda artık siz on-off şekilde ve fanı da buradan hızını kontrol edebilir hale geliyor ve Lego takarak farklı dizaynlarda yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim isterseniz diğer TV'nin bilim setinden kodlama setine. Bu tabii ki kodlanabilen bir set. İçeriği birazcık daha farklı. Şöyle hemen yine açalım. Tabii ki karşımıza yine bir hızlı başlangıç broşürü gibi bir şey çıkıyor. Burada ve size neler yapabileceğinizi söylüyor. Arka tarafında yine aynı şekilde. Tabii ki bu programlanabildiği için bir app ile çalışıyor. Yani isterseniz akıllı telefonunuzdan, isterseniz de tablet gibi cihazlarınızdan bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle kitapçığa hemen hızlı bir göz atalım. Bakalım neler varmış. Yine burada modüllerden, programlamadan haydi dene şeklinde bizi bir serüvene sürüklüyor ve daha sonrasında müzik, robot call, servo call, akıllı güvenlik kapısı, kodlama meraklılarına diye bir bölüm ayırmışlar. Uyarılar, günlük. Evet, burada da jumper kablolar çıkıyor. Devrelerde bazı bağlantılar kurmanız gerekebilir. Genel devreyi kurarken bu bağlantılar gerekmeyecek ama özel özellikle daha güzel projeler yapmak isterseniz oradaki bağlantıları kullanmanız gerekiyor. İçerisinden bir adet servo motor ve bu servo motorun şöyle kontrolcüsü çıkıyor. Buradaki portu ve şurada bir adet buzzer var. Biliyorsunuz buzzer bip bip gibi sesleri, dijital sesleri çıkarmamıza yarayan bir komponent. Ve burada da bir ana kontrol kartımız var. Bu kontrol kartının üzerinde bir adet işlemci, bir adet de Bluetooth modülümüz var. Yani sizin cihazınız aslında Bluetooth'la bağlanıyor. Ve şurada 3 adet RGB LED bulunuyor. Bu RGB LED'leri de istediğiniz renk yakabiliyorsunuz. Bunlara zaten değineceğiz. Burada da bir adet ultrasonik sensörümüz var. Ultrasonik sensör de şu aslında, ses dalgasıyla önünde bir cisim var mı ve bu cismin ne kadar uzakta olduğunu algılayabilen bir sensör. 2 santim ile 4 metre arasında algılama yapabiliyor. Yani aslında bayağı kullanışlı bir sensör. Tabii bu yazılıma göre bunun range'ini de ayarlayabiliyorsunuz. Burada servo motorun başına takabileceğiniz kollar ve bir adet güç verebilmeniz için kabloya şöyle micro USB kablo çıkıyor. Bu setin altında bir şey yoktu galiba. Evet, aynen öyle. Bu kutuyu da kenara alalım. TV'nin bilim setleriyle alakalı uygulamalar yapmak için bu video haricinde her set için bir video daha çekeceğiz. Yani o videolarda da uygulama videolarımız olacak. Çektiğimiz takdirde de hemen şu yukarıda kartlara koyacağız. Eğer neler yapabildiğini kısaca merak ederseniz oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Bugün biz bunu yapmak için geldik buraya. Bunu yapacağız. Buraya, bu da buraya, bu buraya, bu da buraya. Öpüşü buluyorum dertemem. Şimdi
Şimdi bir, diyor ki pili buraya tak diyor. Tak bakalım pili buraya. Şöyle takacağız. İki. İttir bakalım. Oldu mu? Biraz güç gerekiyorsa ben yapayım. Düşünsene sen yap. Ben düştüm. Ben çok geçemedim çünkü. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu setleri tabii ki temin etmek isterseniz video açıklamasına ben linklerini koydum. Oradan da ürünleri detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Eğer sorularınız olsa video yorum kısmına bunları yazabilirsiniz. Ve içeriklerimizi takip etmek isterseniz de hemen şuradaki Robustan butonuna basabilirsiniz. 100 bin aboneye çok az kaldığı için artık 100 bin abonede farklı bir şeyler yapmaya çalışacağız. O yüzden desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Ve şuradaki kişisel kanalıma da gidebilirsiniz. Orada da gerçekten farklı içerikler yayınlıyorum. Ve yandaki iki tane içerikten de diğer videolarımızı seyredebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.